SW101 mantarhane uzaktan erişim cihazı tanıtım videomuza hoş geldiniz. Artık cep telefonunuzdan mantarhanenizin ısı ve nem değerini sürekli takip edebilirsiniz. Herhangi bir cihazı 220 volt 10 amper çıkışlı prizine bağlayabilirsiniz. Bağladığınız cihazları cep telefonunuzdan kumanda edebilirsiniz. Ayrıca bu cihaz ile ortam ısı ve nem değerlerini kontrol edebilirsiniz, programlayabilirsiniz. Kolay kullanıma sahip bir arayüze sahiptir. Aç, kapa ya da zaman kontrollü programlama ile çalıştır seçenekleri bulunmaktadır. Benzerleri içerisinde en ekonomik kablosuz erişim cihazı SV101'dir. Program kurulumu ve kablosuz yapılandırmasını daha önce videolarda anlattığımız SW101'in farklı aygıtlarla çalışmasına bir bakalım. SW101 kablosuz erişim cihazımıza bir ısıtıcı bağladık. Isıtıcımızı manuel olarak kontrol ediyoruz. Cihazımız kapalı durumda. Açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Sıcaklık değerini şu anda görüyoruz sıcaklık değeri ısıtıcının etkisiyle o da değişecektir. Çok hızlı bir şekilde ısıtıcımız sensörümüzü devreye aldı ve sensördeki sıcaklık değeri hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Ve şimdi kapatıyorum. Şimdi de SW101 kablosuz erişim cihazımıza bağlı olan ısıtıcımızı programımızın otomatik modunda kullanmayı öğreniyoruz. Otomatik tuşuna tıklıyoruz. Sıcaklık sensörümüz takılı olduğu için yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık değerlerini belirleyip her iki derecenin arasında çalışmasını sağlayacak şekilde konumlandırıyoruz. Ve Tamam butonuna tıklıyoruz. Ortam sıcaklığına göre belirlemiş olduğumuz sıcaklığın üzerinde ise cihazı durduruyor. Yani şu anda 21 derecede olduğu için cihazımız durmuş durumdadır. Sıcaklığı sensöre bir buz tutarak düşürmeye çalışıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi 14 dereceye düşen sıcaklığımız ısıtıcı tekrar devreye sokulmasını sağlıyor. Ve şu andan itibaren ısıtıcımız çalışmaya başladı. Ve sıcaklık değerimizde de artış gözlenmeye başladı. Gördüğünüz gibi sıcaklık hızlı bir yükselişe geçti. 20 derecenin üzerine çıktığında aygıtımız kendisini otomatik olarak kapayacaktır. Aynı zamanda programımız üzerinde yer alan döngü butonuna tıkladığımızda çalışma ve durma süresini saat ve dakika olarak dilediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Manueldeyken lambamızı off konumundan on konumuna alarak açıyoruz, kapatıyoruz. Işıklarımız için programımızda yer alan döngü butonunu kullanarak ışıklarımızı dilediğimiz saatte aç kapa şeklinde programlayabiliriz. Fanımızı çalıştırıyoruz. Ve şimdi kapatıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi kablosuz aygıtımıza bağlamış olduğumuz herhangi bir cihazı döngü vasıtasıyla dilediğimiz zaman dilimleri arasında çalıştırabiliriz.